LGS'ye son 119 gün. Bizler vazgeçmiyoruz. Hafta sonundayız. Herkes gezebilir, leylekler laklak yapabilir. Bizi ilgilendirmez. Bizim hedefimiz var. Tabii ki dinleniyoruz arada bir ama vazgeçmeyip çalışmaya da devam ediyoruz. Şu anda biraz ara verdik. O sırada belki bu videoyla karşılaştınız. Bakalım 119 gün kala hoca yine ne diyecek diye merak ediyorsunuz. Biz de sizin yorumlarınızı merak ediyoruz zaten. Günün sözünden sonra hemen sizin yorumunuz gelecek ama öncesinde günün sözüne bakalım. Sigmund Freud demiş ki bir gün geriye dönüp baktığınızda mücadele yıllarınız sizin en güzel zamanlarınız olarak hatırlanacaktır. Gerçekten de böyle. Sıkıntının bitmesi insana lezzet verir. Lezzetin bitmesi insana sıkıntı verir. Eğer bugün çok ders çalıştıysanız ve bu videoyu izlerken şöyle gururla izliyorsunuzdur. Oh be bugün çok test çözdüm. İşte çok ders dinledim. Sıkıldım ama oh be bitti kurtuldum. Çünkü sıkıntı bitti. Mücadele ettim ve bu bana huzur veriyor. Şimdi rahat rahat bu videoyu izliyorum diyebilirsiniz. Ama bütün gün gezdiyseniz, çalışmadıysanız bu videoyu izlerken birazcık canınız sıkılır. Ya üf, dinlendiğim kötü oldu bak aslında çalışmam gerekiyordu doğru ya. LGS'ye de az kaldı diyorsunuzdur. Aynı şekilde bu seneyi bitirdiğinizde, bu 119 günü bitirdiğinizde, bu son 4 ayı çok iyi çalışıp bitirdiğinizde oh be diyeceksiniz. Çok sıkıntı çektim, az dinlendim, çok çalıştım, çok soru çözdüm ama bazen moralim bozuldu, bazen vazgeçmek istedim ama bitti gitti kurtuldum. Oh be iyi ki görevimi yaptım. İnşallah iyi de bir sonuç gelecek diye bekleyeceksiniz. Dolayısıyla insanın sıkıntılı günleri, mücadele yılları onun en güzel zamanları oluyor. Bunu asla unutmayın. Günün yorumuna bakıyoruz. Volkan Kaymaz 606 beğeni almış. Volkan tebrik ediyorum. Hocam ders yapıyorum ama sonra mola verme isteği duyuyorum. Ama mola verince bir daha ders yapmak istemiyorum. Ben de öyle Volkan. Ne yapmalıyım? Şimdi birincisi ders yapıyor bakın. Ders çalışmayan bir öğrenci değil. Sonra mola verme isteği duyuyor. Bu da mantıklı. İnsan dinlenmek ister. Ama mola verince bir daha ders yapmak istemiyorum. Yani mola başlayınca, telefonuma geri dönünce, televizyonun başına geri oturunca, arkadaşlarına buluşunca bir daha ders yapmak istemiyorum diyor. Şimdi birincisi çok önemli. Demek ki Volkan ders çalışabilen bir öğrenci. Yani hedefine ulaşan, hatta şöyle bir tablo oluşturalım sizler için. H harfini yazıyorum bakın. H harfinden size bir mantık oluşturalım. Birincisi Volkan'ın bir hedefi var. Hedefi nedir? İyi bir liseyi kazanmak. Ve bu hedefle alakalı zaten yapması gerektiğini biliyor. Yani ders yapması gerektiğini biliyor. Ve oturuyor, hazırlanmaya başlıyor. Masasının başına oturuyor ve hazırlanmaya başlıyor. Her şeyi yapmış bak. Hedefini belirlemiş. Hazırlanmaya başlamış. Ve tam o sırada hata yapıyor mesela. Bir soruda hata yapıyor. Hata yaptığı zaman hatasından ders alıp devam etmesi gerekirken üf ya hata yaptım diye canı sıkılıyor. Ve dinlenmek istiyor. Dinlenmek istediği zaman da mola verdiği zaman da geri dönemiyor. Şimdi birincisi şu çok önemli. Hedefimizi belirleyeceğiz. Hazırlanacağız. Ama hata da yapabiliriz. Yani hatalarımızdan ders de çıkaracağız. En önemlisini söylüyorum bakın şimdi 4. H'nin en önemli kısmını tamamlıyorum. Hayır demesini de bileceğiz. Yani 10 dakika molaya evet eyvallah ama yarım saat molaya hayır kardeşim. Instagram'da yarım saat dolaşmaya evet eyvallah ama 2 saat içinden çıkamamaya saatlerce oynamaya hayır kardeşim. Gerekirse telefonun fişini çekeceksiniz, kapatacaksınız, alarm kuracaksınız. Annenizden, babanızdan, abinizden, kardeşinizden destek isteyeceksiniz. Ya benim elimden al şu telefonu, benim elime ver şu kitabı diyeceksiniz. Hayır demeyi bileceksiniz. Hedefinizi belirlemiş. Bak Volkan hedefini belirlemiş. Aynı sizler gibi kazanmak istiyor. Hazırlanıyor da çalışıyor da kitaplarını almış. Kursa gidiyor belki bizi izliyor. Bir şeyler yapıyor. Hazırlanıyor. Hata da yapıyor. Hata yaptıktan sonra veya yorulduktan sonra hayır demeyi bilmiyor. Yani 4. H'yi unutmuş. Hayır demeyi bileceğiz arkadaşlar. Mola verdikten sonra geri dersin başına oturmayı bileceğiz. Arkadaşınız aradı ya. Abi ya zaten sen çok çalışıyorsun. Bugün zaten kesin 200 soru çözmüşsündür. Boş ver planını. Hedefinde bugün 300 soru vardı ama salla ya gel buluşalım dediğin zaman hayır kardeşim benim hedefim çok önemli. Ben hazırlanıyorum ve sonunda da çok güzel bir hayırlı sonuca ulaşacağım diyeceğiz. Gerçekten iyi bağlamaya çalıştım ama olmadı galiba. Sıkıntı yok. Çalışıyoruz ve başarıyoruz arkadaşlar. Mola hepimizin hakkı. Sadece orada süreyi belirlememiz lazım. Özetle Volkan'ın sorusunun cevabı bu. Günün kitabına baktığımızda günün kitabının da bize baktığını görüyoruz. O da Memduh Şevket Esendal Mendil Altında. Benim en sevdiğim yazarlardan bir tanesi Memduh Şevket Esendal. Çünkü karakterleri var ya böyle içinde anlattığı adamlara şöyle selam versen yolda göreceğin adamlar. İğne batırsan karaktere kan akacak. O kadar canlı karakterler, o kadar gördüğümüz karakterler. Çok güzel bir dili var. Okumanızı tavsiye ediyoruz. Önemli bir eser. Kocaeli Fen Lisesi. Bilenler bilir. Tıplar, mühendislikler havada uçuyor. Havada uçan bir şey daha var. İlk 3% öğrenci var. Yani Kocaeli'nin nüfusuna göre oranladığın zaman ciddi bir başarı. Tebrik ediyoruz kendilerini. Dilimi de yüksek. O zaman sizi hak ediyor. Bakın siz burayı değil, burası sizi hak ediyor. Niye? Siz çalışıyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz, sorular çözüyorsunuz, vazgeçmiyorsunuz, hata yapmaktan korkmuyorsunuz. Gerektiğinde güzel şeylere hayır deyip ders çalışıyorsunuz. O zaman Kocaeli Fen Lisesi sizi hak ediyor. Belki gelebilirler diyorum ben. Günün sorusuna baktığımızda da matematiği ben sevmiyorum ama matematik beni seviyor. Her zaman karşıma çıkıyor. İşleminin sonucu nedir demiş. Bunu da bakın LGS'de buna benzer bir işlem hatası yapmamanız için sorduğum sorular bunlar. Bunu da cevaplayabilirsiniz. Doğru cevabı kesin biliyorsanız Sıkıntı yok. O zaman normal ödüllü sorumuzu cevaplarsınız. Tonguç gene her zamanki gibi haylazlık peşinde. Hafta içi her saat uykum var diyor. Hafta sonu ise sabahın köründe gözleri fal taşı şeklinde açılmıştır. Hatta şöyle onu çizmeyi unutmuş arkadaşlar bence. Orada bir şey olmuş. Onu da ben çizeyim. Şöyle Tonguç'un gözleri gerçekten. Hafta sonu sabah 7'de ise hoba diyor. Nasıl olsa tatildeyim ve gözler böyle fal taşı gibi açılıyor. Hafta sonu, hafta içi hep uykusu var. Hafta sonu hoba haydi haydi haydi. Niye? Çünkü hafta sonu sabah deneme çözecek. O yüzden ben de arkasından kötü konuşmayayım şimdi Tonguç'un. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yazın arkadaşlar.